İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Fransız milletvekili Tino Sinieri, Fransa-Azerbaycan dostluk grubundan ayrıldı. Kuşinin kurtarmış halılarının kalıcı bir adresi yok. 10 Ocak 1916 tarihinde Karin Erzurum Muharebesi başladı. İnsan hakları savunucusu Azeriler Ermeni askerlerinden dinini değiştirmesini istediler. Ermenilere yönelik soykırımın pedagojisi Hrant Dink'i konu alan film çok yakında takipçileriyle buluşacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nin kanun sanatçısı 115 ülkeden 3950 katılımcı arasından dünya yarışmasını kazandı. Ermeniler Doğuş Bayramı ve bu barış bayramının getirdiği büyük umudu kutlarken Azerbaycan'ın en kötü muamelelerle nasıl öldürüldüğünü, Ermeni tutsaklara ve sivillere işkence ettiğini, mabetlerinde haçlar yaktığını dehşetle görüyorum. Bu esirler inançlarına sadık kalarak haçı bir dövme olarak taşırlar bu barbarca davranış kabul edilemez. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde faaliyet gösteren bir Avrupa Konseyi üyesi ülkeye yakışmıyor. 27 Eylül 2020'de Arsah'ı işgal eden Azerbaycan bunun basit bir toprak meselesi olduğuna inanmamızı istedi. Bir yıl sonra uluslararası sözleşmelerin aksine savaş esirleri halen Azerbaycan cezaevlerinde tutulmaktadır rejim Hristiyanlık karşıtı yeni işkence biçimleri icat ederek başka bir hakarette bulunuyor. 2000 yıl boyunca dünyanın ilk Hristiyan milletinin Ermeni çocukları inançlarını simgeleyen haçı sevgiyle taşıdılar. Bugün Azerbaycan bu dini sembolü kıyafetlerinin altından çıkararak yakıyor ve yok ediyor. Böylece Ermeni halkına büyük acılar yaşatıyor. Bu nedenle bir milleti kültürünü ve inancını yok etme arzusunun açıkça ortaya koyan nefret dolu yaklaşımı benimsememek için Fransa-Azerbaycan dostluk grubundan istifa etmeye karar veriyorum. Ermenileri yok etmeyi amaçlayan Ermenilere yönelik soykırımdan 106 yıl sonra tarih tekerrür ediyor. İşkencecilerle arkadaşlık edilemez. Bunu vicdanım kabul edemez.'' Bugün Fransa-Azerbaycan Dostluk Grubu'ndan istifamı Millet Meclisi Başkanı'na sunuyorum. Dino Sinieri, Luar Milletvekili, 10 Ocak 2022. 44 gün süren savaş sırasında Şuşi'deki devlet ve özel müze ile galerilerden hiçbir şey tahliye edilmedi. Halı dışında her şey Azerbaycanlılara bırakıldı. Geçen yılın Şubat ayında Yerevan Tamanyan adlı Mimarlık Müze Enstitüsü'nde Şuşi halılarının geçici sergisi açıldı. Halı müzesinin kurucusu kendisiyle Tamanyan Müzesi Müdürü Mark Grigoryan'ın Şuşi halıları için kalıcı bir köşe olmasını umduklarını ancak bulunamadığını söylüyor. Halı Müzesi'nin korucusu bu mirastan kalan 300 halının yarısını Ermenistan Cumhuriyeti'ne göndermeyi başardığını ve yarısının şu anda mekansız bir durumda kaldığını söylüyor. Artsakh Kültürü Bakanı Lusine Garahanyan, halıların mutlaka Artsakh'a taşınacağını ancak şu anda sadece bina eksikliğinin olduğunu vurguluyor. Ona göre Artsakh'ın Ermeniliği Şuşi halılarıyla korunmuştur. Bu arada Azerbaycan, UNESCO'ya tüm bunların ayrı bir Azerbaycan kültürü olduğundan şikayet etti. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin, Erzurum Ovası'nın güneydoğu kesiminde Fırat ve Aras'ın kaynağının yakınında Aspet Gung dağ zirvesinin yaklaşık 4 kilometre kuzeydoğusunda yer almaktadır. Batı Ermenistan'ın en önemli merkezlerinden biri olan Karin Erzurum Muharebesi, 10 Ocak 16 Şubat 1916 tarihleri arasında bir taraftan Türk ordusu diğer taraftan ise Rus ordusunun Kafkas cephesi ile Ermeni gönüllü müfrezeleri arasında gerçekleşti. Rusya'nın Kafkas ordusu 3. Türk ordusunu yendi ve stratejik açıdan önemli Karin şehrini ele geçirdi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun derin bölgelerine giden yolu açtı. Azerbaycan'ın savaştan sonra bir düşmanlık politikası geliştirdiği gerçeği Ermeni esirlere yönelik yeni işkence biçimleriyle kanıtlanmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Arman Tatoyan bunu Facebook sayfasında dile getirdi. İnsan hakları savunucusu Tatoyan, örneğin Azeri askerleri Ermeni askerlerin Hristiyanlıktan vazgeçmesi ve İslam'ı kabul etmesini istedi. Ermeni askeri buna uymayınca onun bacağını yaktılar, dövdüler ve alay ettiler. Haç kimdeyse ya alındı ya da yok edildi. Esirlerimiz haçların iadesini talep ettiklerinde şiddetle dövdüler ve alay ettiler. Bu yayını hem bizim hem de uluslararası toplumun gerçek durumdan hangi hak ihlallerinin gerçekleştiğinden haberdar olması için yapıyorum diye yazdı. Batı Ermenistan'ın resmi bağımsızlık günü olan 19 Ocak'ın yaklaştığını sizlere hatırlatalım. 2021'in sonunda romancı Dani Donikyan bize uzun yıllar süren çalışmalarının meyvesini sundu. Yaklaşık 700 sayfadan oluşan Ermenilere karşı işlenen soykırımın küçük ansiklopedisi bir mücadele kitabıdır söz Türkiye'deki ulusal azınlıklara iyi davrandığı ve Ermenilere karşı belirli soykırım vakalarını yayınladığı için düzenli olarak hapis edilen bir Türk yayıncı olan insan hakları savunucusu Ragıp Zarakolu tarafından yazılmıştır. Yazar, tarih açısından mükemmel bir şekilde belgelenmiş çalışmalar sayesinde, Hamidiye, Jön Türkler ve Kemalist dönemleri ayrıntılı bir şekilde sunuyor ve kitabını içinde bulunduğumuz çağ ile tamamlıyor. Yazar ve yönetmen Ümit Kıvanç, Agos gazetesi kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin 15. yıl dönümü yaklaşırken uzun süredir emek verdiği filmi de tamamladı. Hafıza yetersiz Hrant Dink için bir film başlıklı yaklaşık bir saatlik çalışma ilk olarak 13 Ocak'ta saat 20'de Hrant Dink Vakfı'nın internet sitesinden yayınlanacak. Film Ümit Kıvanç'ın video ve YouTube kanallarından da yayınlanacak. Hrant'ın esas gücü etkili, içe işleyen, yüreklere dokunan, insanları meraka veya bildiklerinden şüphe duymaya, araştırmaya, öğrenmeye, ezberlerini reddedebilmeyi, göze almayı gerektiren cesur kararlara, girişimlere yönelten hüneri, anlatışı, söyleyişiydi. Kağıda yazılan, basılan sözleri de kolayca geçiştirilecek etkisi sözler değildi elbet. Ama esas Hrant konuşan bir adamdı. Filmde Hrant Dink'in konuşmaları kaydedildi. Çeşitli uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan kanun sanatçısı Marianna Gevorkyan, ulusal enstrüman olan kanununu tanıttığı Dünya Halklarının Müziği kategorisinde küresel kültürel girişim Dünya Halk Vizyonu yarışmasının ana galibi oldu. Yetenekli Ermeni kadın 115 ülkeden 3950 katılımcı arasında Grand Prix'nin ana ödülünü kazandı. Marianna Gevorkyan'ın 2020'de de ana ödülün galibi olduğunu hatırlatmakta fayda var yetenekli kanun sanatçısı Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni müziğini tanıttığı birçok yurt içi ve uluslararası yarışma festivallerine katıldı. Özellikle son zamanda Hindistan'da düzenlenen bir uluslararası yarışmada özel bir ödül olan Müzik Elçisi adlı birincilik ödülüne layık görüldü. Yetenekli Mariana Gevorgan şu anda Gomidas adlı oda müziği evinin Dağran adlı topluluğun solisti. Bugün için bu kadarını ön gördük. Şimdi size Ermeni halk şarkısı İçav Marmant İrigun adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.